Ah, mis gibi kokuyor. Hem de sımsıcak. Köşedeki fırının oradan geçerken Pascal'le çöreğinin kokusu alınca aklıma sen geldin. En sevdiğin. Teşekkürler. Ben kahvaltı yapacaktım zaten. Kahvaltılık bir şeyler çıkarayım. Yani aslında benim sana teşekkür etmem lazım. Buraya da onun için geldim. Yani... dün akşam için. Hani seninle aynı sahnede olmak... aynı heyecanı paylaşmak çok güzeldi. Çok özlemişim. Ben de. Sahnede çalmayı ben de çok özlemişim. Her şey çok güzeldi. Aslında ne diyorum biliyor musun? Hazır bu güzel enerjiyi yakalamışken bizimle çalmaya devam mı etsen acaba? Yok ya. Olmaz o iş. Boşuna yorma kendini. Yani tamam. Dar bir yer, geniş değil. Bir de ne bileyim ses sistemi de o kadar iyi değil ama... Aliye. Mesele bunlar değil. Mesele sen ve ben. Biliyorsun. Biliyorum. Ama bilmem hislerimi değiştirmiyor. Ben kahve koyayım. Fincan. Ya bu yeni mekan çok iyi oldu biliyor musun? Enerjisi çok güzel, çok iyi geldi bana. Ben sevdim orayı. Yani benimkisi biraz daha farklı tabii. Bazen öyle oluyor. Bir şeye, bir yere, bir kişiye tutkuyla bağlanıyorum. Bunu en iyi sen bilirsin. Ben çok doydum ya. Sen devam ediyor musun? Geçelim mi şöyle? Olur. Ya burası da öyle oldu işte. Ne bileyim sürekli aklımdan orası geçiyor. Ne çalacağız, ne söyleyeceğiz. Böyle aklımın kafamın arkasında geziyor onlar. Var mı yeni cover falan? Aslında var biliyor musun? Yani bugün hatta provasını yapacağız. Sen de gelsene. Bize fikir verirsin. Yok ya bilemedim şimdi. Bir müzisyen olarak söylüyorum. Eski sevgilim olarak değil. Senin fikirlerin bizim için çok kıymetli. Gerçekten. Olur. Tamam. Nasıldı? Davul partisyonunda birkaç değişiklik olabilir ama onun dışında çok iyi çıkarmışsınız parçayı. Ya sevdin mi gerçekten? Gerçekten yani kötü bir şey olsa zaten söylerim biliyorsun. Biliyor musun o eski heyecanım geri döndü. Bu mekan beni ayakta tutacak Deniz. Değişim var sende. Aliye bir baksana. Checkliste bir değişiklik yapalım diyoruz. Tamam geliyorum. Bundan sonra varsa yoksa çalışmak. Eski Aliye geri döndü. Hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk. Aliye Hanım ve grubu çok heyecanlılar. Ama onlara kötü bir haber vermek durumundayım. Neden? Ne oldu? Daha başlar başlamaz sorunlar çıktı mekanda. Bu ay sonu kapatıyoruz. Kapatıyor musunuz? Yok artık. Nedir bu kadar ciddi mesele? Yeni devralmıştık biz burayı. Fakat kira sözleşmesinde acayip maddeler var. Ve inanılmaz rakamlar istiyorlar. Ne kadar inanılmaz? Çok, çok inanılmaz. Yani burası mümkün değil o paraları çıkartamaz. Zaten o da çıkmamızı istiyor. Kendisi market yapacakmış da burayı. Market mi? Market yeterince var zaten. Aliye'ye çok iyi geldi burası. Tam toparlanmaya başlamıştı. Kapatınca benim de zararım çok büyük olacak. Birisine devreder miyim diye düşündüm ama çok zor. Hesabını bilen kimse bağlamaz buraya o parayı. Siz burayı birisine devredin. Ama bana devredin. Kira meselesini falan mülk sahibiyle konuşuruz. Aranıza yazık Deniz Bey. Ölü yatırım. Orasını siz düşünmeyin. Bu mekanı bana devreder misiniz?
Vallahi benim için hava hoş. Siz istedikten sonra neden olmasın? Tamam o zaman. Anlaştık. Yalnız tek bir ricam var. Bu konudan kimsenin haberi olmasın. Özellikle de Aliye'nin. Anlaştık Deniz Bey.